Kargın Kürü. Kargın Kürü bir köy. Muğla Dalaman'a ait. Kafamız acık şey tabii. Östeki borusuna kadar gitti. Ah! Sen bu ne böyle tuzaklı? Bu tümbelek mi deniyor buna? Tümbelekçinin elinden tümbeleğini almadan önce bir değil iki kere düşünün tuzaklı. Çivileri koymuşlar buraya. Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Nasılmış? Kızım anası da gelir acaktan, ocaktan aman. Şişti mi kafan? Şişti, şişti. Şişti mi kafan? Şişti. Nasılsınız? Çok şükür. İyiyim. Of yakıyor. Bu nasıl bir yeşildir ya Rabbim. Çağla mı desem? Ağlamadım. Bir kalkabilir misiniz ayağa? Ağlamadım. Buyurun kalkabilirim. Efendim 2007 ilkbahar yaz dümbelekçi... koleksiyonu. Bunu Gianni Armani ayarlamış, yapmış. Oh. Şöyle bir dönelim. Bu nasıl bir renk uyumudur ya? Pı pı pı. Hatta Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Seni de nazardan saklasın. Amin, amin. İsminizi bağışlar mısınız? İsmim Naciye. Naciye Hanım, beyinizin adı ne? Kazım. Kazım seni bu gece böyle görünce şık padanaklı şık bayılır. İstediği kadar. Bayılsın. Erisin. Adam sana bayılsın diye mi böyle giyiniyorsun? Evet. Kaç evet. yıllık beyin? Kesin benim ha? 40 senelik beyin. 40 senelik beyin. Evet. Eskimedi mi aşkında? Eskimedi. Hayatıma. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Söylüyor musun sevdiğini? Bu prambaya karışayım diye bu şekil ettim kendimi. Buyur. Bu prambaya karışayım, bu teğmedi. Prambaya karışayım diye. Evet. Yani. Biliyorsunuz tamam. 1,5 senedir biz de gezip neydi? Naciye. Yok prom. Bu geldik. Hayır prom neydi? Prom. Prompto. Biliyorsunuz Şoray uzun yolda promptosunu yapıyoruz biz de. Sen bu arada tümbelekleri karıştırdın. Yani isim ya, neydi? Fatma. Fatma Hanım. Dümbelek bu. Bu. Bu kaba et. Kaba. Tamam. Yani ya dümbeleği çal. Dümbeleği çal.
Bak dikkat edersen ses çıkmıyor bundan. Kabahat de ses çıkmasın. Vur. Az önce. Ah, ait. Ses çıkmıyor mu? Acısı. Ay ait. Ziyadesiyle. Gördüm. Yapmayın ama böyle. Yapmayın. Tümbelekleri karıştırma da. Paraları basmayı gördünümü. Oh! Paraları basmayı gördünümü. Ay! Evet, uzunca süredir kamuoyunda tartışılan bir hadise vardı. Kızılderililer acaba Türk soyundan mı diye. Biz bunu Dalaman'da kanıtladık. Evet, Kızılderililer Türk soyundan. Atlantis hikayesi doğru mudur, gerçek midir, yalan mıdır bilmiyorum ama Kızılderililerle bir bağımızın olduğu kesin. Size göre sol taraftaki hanımefendi bir Siyu gelini ya da bir Komanche kızı değil. İsminiz? Burcu Çelik. Burcu Çelik. Son derece yani alışık olduğumuz bir isim. Ne bileyim, oturan boğanın kızı, ay doğarken yeni açan çiçek falan gibi bir ismi, Kızılderili ismi yok. Türküs? Komanche mi? Son Mohikan mı? Bu nedir? Tüy? Evet, gelin tüyü dikti. Boncuksuz boncuksuz ama. Eskiden mi bu gelenek? Eskiden gelenek bir şey bu. Sen zaten ne oturan ne boğanın diyorsun? Karısına benziyorsun. Kazım abi kusura bakma. Kusura bakma Kazım abi. Nasıl abo? Adam akıllı, bu memleketin insanıyız biz. Kızılderililer de dikkat ettiniz mi kovboy filmlerinde abo derler. Ama onlar asimile olmuşlar. Abo 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 diye bağırırlar. Aslında onlar abo derler. Kızılderililerle bizim akrabalık bağımız var. Ahan da özür dilerim. İşte bu da Siyulardan alışılan bir gelenek. Ama abo da. Olur ya. Biz tarihsel araştırmalarımızı bir kenara bırakıp izleyicimizin ilgisini diri tutacak gelenek, görenek ve örf ve adetimize devam edelim. Gelinin örtüsü oluyor değil mi? Burcu Hanım, başınız örtülecek. İlk ben iyi değilim ya. Çok film seyrediyorum ya ben. Seyredebilirsin. Yok. Nubar Terziyen gelecek biraz sonra bahçıvan olarak. Ayhan Işık gelecek küçük hanımın şoförü olarak. Ne? Bacı Kalfa'yı görür gibi oldum da az önce. Türkçe bir şarkı söyleyeceksin. Ancak öyle anlayacağız. İnanırız o zaman. Ne isterseniz onu söyleyelim. Çile bülbülüm çile söylenirken Allah kısmına Allah diye bağırıyorsa bilin ki o Türktür. Buna dayanamaz. Herhangi bir şey söyleyin. Ne isterseniz söyleyebilirim. Bir türkü şey yaparsanız. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşaşın memleketi kız vermesinler. Aşaşın memleketi kız vermesinler. Annesi. Böyle oynuyoruz, şaplatıyoruz, maplatıyoruz da burada ne yaparsak yapalım, hangi şebekliği yaparsak yapalım, yüzü hiç gülmeyen hatta ağlayan bir ablamız var. Durun tahmin edeyim, siz Burcu'nun annesisiniz. Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Babaannesiyim. Oldu, ben de şey, büyük dedesi o. Büyük baba. Babaanne. Sen babaanneyim. Yaş kaç ki babaanne? 49 doğumluyum. 57 yaşındayım. Vallahi göstermiyorsunuz. Sağ ol. Kükürtten mi? Kükürtten. Siz de kükürte girin. Aşağı yukarı 58 yaşında mı oluyorsunuz? 57 yaşındayım. 57, 58 yaşında böyle.
Ya da erken evlenin. Bu yaşta babaanne olun. İlk defa mı kız veriyorsunuz? İlk defa. Kaç çocuk var sizin? Üç. Üç çocuk var. Üçü de kız mı? İki kız bir oğlan. İlk defa evden bir gelin çıkacak. Evet. Peçeteyi bana lazım değil peçete. Değil, değil. Bize mi lazım? Babaanne sen rahatsın. Sen ev vermişsin ev vereceğini. Ben evlendirdim hepsini. Hiç kanmadım. Zorunuza mı gidiyor? Ne oluyor? Böyle bir dokunuyor mu? İçiniz mi acıyor? Acıyor. Zor mu kız vermek? Kız anası olarak? Zor. Tanıyor musunuz damadı? Biz mi? Tanıyoruz ama... Kendisi yok şu anda. Yok yani bildiğiniz bir yere veriyorsunuz kızı. Bildiğimiz yer. Gençler mi anlaşmışlar kendi aralarında? Hayır. Görücü. Görücü. Kim görmüş kızımızı? Damat kendi gördü. Nesi görücü oluyor? İşte kendi anlaşmış. Hayır, bununla kendi konuşmadı. Hani bizi geldi bizler istedi. Beğenmiş yani beğenmiş. Beğendi. Siz konuşmadınız mı çocukla hiç? Hiç konuşmadım. Hala. Nişanlı fazla konuşmadım. Ne konuştunuz şimdiye kadar? Hiçbir şey. Konuşmamış. Bir adını mı biliyorsun çocuğun? Bir de tipini biliyorsun. Evet. Hangi takımı tuttuğunu falan bilmiyorsun mesela. Neden hoşlanır, neye sinirlenir, hayattan ne bekler, evlilik anlayışı hiçbir şey hiçbir fikrin yok. Sen de ne anneciğim? Oo. Dürbünle mi dolaşıyorsun köyde? Hayır. Yengesi bu da. He. O bir şey güveyinin kardeşi bu da. Yengesinin yanına gelirken gördü bunu. Sen de camdan onları gözetliyordun Zar. Ha, karşıdayım ben de neyim ben de. Kimin nenesi? Bunların. Neneniz mi oluyor sizin? Ha. Gözünün önünde torun gitti yani. Ha, gidecek tabii. Evvel biz bunların kızını aldık ha. İyi ya. Doğru kız almıştınız. Aa, ne düğündü o be? He? Ne düğündü o be? Bilmem ne düğün işte bu düğünün kardeşi. Ha işte onu alırken atla mı bir gitmişti o? Taksi karşıladık geldik. Doğru kaçırmıştınız siz onu. Düğündük elimiz ettik. Peşinize silahlılar düşmüştü ya. Düşmedi. Düştü. Evet. Onlardan bir tanesi bendim yakalayamadık tazı gibi kaçtınız be. Düşse de bir şey yapamadık yine bizde kaldı yine. O çürük dağının orada saklanmışlar galiba. Yok canım imkan var ya. Nerede? Hangi mağaralarda saklı? Bulamadık kız. İşte saklamadık. Aldık, düğün ettik, oturttuk işte geçiriyoruz. Bana bak öyle havalı havalı düğün aldık, oturttuk olmuyor öyle. İşte bizde bile. Sen elin kızını kaçırırsan diş kalmaz tabii ağzında. Kalmasın varsa. Daktırız. Altından gümüşten. Biz altından gümüşten? Ha kızımızı verdik biz de yerlenince. Ha şimdi sulh sağlandı. Barış sağlandı yani. Evvel barışal çok oldu da şimdi yani fit oldu ortalık. Bir onlardan bir bunlar da sen derdel gitmişsin anam. Kan davasını engellemişsin sen. Hayırlı bir iş olmuş bu. Evet. Çocukla bu kız buluşurken sen de camdan mı bakıyordun? Ha. Allah emircisi kendine. Allah emircisi. Biz de verdik. Sen köyde kim kimle flört ediyor? Kim kimle affedersin nasıl denir? Gezip tozuyor biliyorsun. Biliyorsun. Biliyorum tabii. Biliyorsun da herkes kendi suçundan mesut. Suç mudur bu? Suç tabii ya. Sen o suçu zamanında işlemedin mi? Ben mi? Hı. İşlemişindir. Benimkini de Allah soracak benim sorumda. Cem Allah'ın emri bu. Cenab-ı Allah bizi iki cins yaratmış. Kadın, erkek. Tabii. Memnun musun beyinden? Memnunum. O da senden memnun mu? Çok. Ben ama yanlış hatırlamıyorsam küçüktüm. Çok aksiydi senin bey. Sen nereye biliyorsun? Nasıl abi? Güçlüydü böyleydi, deli takırlardı, hindeyi. Yok be, çok deliydi senin adam be. Olsun vardın, köyü ben gitti, de deliyim. Köyü öttürüyordu be. Öttüsü vardın. Sen karşısında konuşamıyordun, duramıyordun onu. Konuşması mı varsam? Hı? Hindi, evvel o ben diyor, şimdi ben diyor. Yağmurlar yağmış. Akıyor seller, otursam ağlasam, bakıyor eller, oturup da baş çekip ağlamayan, görmesin eller, sürmeli gelin. İyiydim üç gün aldım, harımdan, harımdan
El ayrılır emek, kara gözlü yurtta kalan anam. Ben ayrılmam, nazlı yerimde. Pazarın üstü gelin, pazarın üstü. Yar yara küsü gelin, yar yara küsü. Güvenin uslu gelinim, güvenin uslu gelinim. Al gele gelin, gelin, kıymatlı gelin. Özür dilerim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kimse uyarmadı mı seni bu yaşa kadar? Kınayı uzat. Bu ne? Bu ne? Anası uyarmadın mı kızı? Babaanne açma elini, açma. Kız Boğaz Köprüsü gişesi gibi açmış elini. Açmayacaksın yavrum elini. Açma elini kızım. Uzat elini. Açma. Yumruk gibi sık. 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 Gelin elini açmıyor diye bağır sen de ablam. Gelin elini açmıyor. Heh. Şiştin mi yengesi, eltisi? Yengesi mi başını? Daha şişin alacaksın. Tabii. Başını ver açsın gelin baş. Ya biz bugüne kadar başını bütün kınalarda bağırıyoruz. Diyoruz ki gelin elini açmıyor. Nerede kaynanası? Gelin elini açmıyor. Nerede kaynanası? Demiyoruz bundan sonra. Hayır görümce de yok. Yok. Gelin elini açmıyor. Nerede Şoray abisi? De annem. Hangi abisi soruyorum? Şoray abisini sor. Şoray abisini bilmem ki ben. Ben oluyorum. Ha sen mi? Ben. Buradasın. Buradayım. Ha. Hediyesini ver diye bağır. Diyormuş da. Hediyesini de verecek. Görümcesi hediyesini verecek. Hayır Şoray elini açmıyor. Ha gelin elini açmıyor. Kim elini açmıyor? Gelin açmıyor. Hediye istiyor görümceden. Hediye istiyor. Ha. Parasız açılmaz bu el. Açılmaz. Ya. Açma güzelini. Bu da bir ilk artık programımızda. Ellerini açmayan gelinlere karşılık. Tamam. Biz tedarikliyiz. Evet. Açabilirsin elini. Şuradan da göstereyim. Bakıyor bir de. Bakma kalkma. Belki aldatacaktın. Yok annem. Hile yapmıyoruz o konuda. Hediye verme konusunda hiç hilemiz yok. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.